Kullanmayı bırakmanız gereken 6 boş basma kalıp söz örneği. 1. Her şeyin bir nedeni vardır. Bu ifade, her olayın gizli bir amacı veya olması gereken bir sonucu olduğunu öne sürer. Bu, bir miktar rahatlama sağlayabilirken, aynı zamanda acılarının gerekli veya haklı olduğunu ima ederek birinin acısını geçersiz kılabilir. 2. Zaman tüm yaraları iyileştirir. Zaman insanların duygularını işlemesine yardımcı olsa da, bu ifade tam iyileşme sürecini göz ardı edebilir. Kişinin yaşadığı anlık acıyı ya da bazı yaraların asla tam olarak iyileşmeyebileceği gerçeğini kabul etmez. Ayrıca insanların duygularını hızla aşmaları veya geçmişte bırakmaları için kendilerini baskı altında hissetmelerine neden olabilir. 3. Daha kötüsü de olabilirdi. Bu ifade, kişinin mevcut sıkıntılarını potansiyel olarak daha kötü senaryolarla karşılaştırarak en aza indirebilir. Başkaları daha fazla acı çekiyor olabileceği için kendilerini bu kadar kötü hissetmemeleri gerektiğini ima etmek, kişinin duygularından dolayı kendini suçlu hissetmesine neden olabilir. Hatta duygularını tam olarak ifade etmelerini ve işlemelerini engelleyebilir. 4. İyi tarafından bakın. Birini bir durumun olumlu yönlerine odaklanmaya teşvik etmek, bazen üzüntüsünü veya kederini küçümsemek olarak algılanabilir. Bu aynı zamanda, zor durumlarda doğal olan geçerli olumsuz duyguları göz ardı eden toksik pozitiflik olarak da karşımıza çıkabilir. 5. Sizi öldürmeyen şey güçlendirir. Bu ifade, zorluklara katlanmanın kaçınılmaz olarak kişisel gelişime ve güce yol açacağını öne sürer. Zorlukların üstesinden gelmek büyümeye yol açabilirken, bunu söylemek insanları savunmasız ve desteğe muhtaç olmalarına izin vermek yerine her zaman güçlü olmaları gerektiği konusunda baskı altına alabilir. 6. Sonunda her şey yoluna girecek. Sonunda her şeyin yolunda gitmeyebileceğine dair gerçek olasılığı kabul etmeden bu basma kalıp söz sahte bir umut sunabilir ve kişinin potansiyel olumsuz sonuçları tam olarak ele almasını ve bunlara hazırlanmasını engelleyebilir. Basma kalıp sözleri kullanmayı neden bırakmalısınız? Konuşmalarımızda daha az basma kalıp ifadeler kullanmak ve bunun yerine samimi, empatik iletişimi teşvik etmek faydalı olacaktır. Basma kalıp sözler, insanların duygularını ve deneyimlerini en aza indirgeyerek kendilerini duyulmamış ve desteklenmemiş hissetmelerine neden olabilir. Bu durum anksiyete, depresyon ve izolasyon gibi olumsuz psikolojik etkilere neden olabilir, çünkü insanlar acılarının bir kenara itildiğini ve önemsiz görüldüğünü hissedebilir. Basma kalıp sözleri destekleyici iletişimle nasıl değiştirebilirsiniz? 8 ipucu, daha anlamlı ve destekleyici bir iletişim kurarak başkalarıyla daha derin bir düzeyde bağlantı kurabilir ve bu da ilişkilerinizi güçlendirebilir. 1. Duyguları kabul edin. Basma kalıp sözler söylemek yerine, karşınızdaki kişinin duygularını onaylamayı deneyin. Örneğin, her şeyin bir nedeni vardır demek yerine, bu konuda gerçekten üzgün olduğunu görebiliyorum demeyi deneyin. Duygularını kabul etmek, yaşadıklarını önemsediğinizi gösterir. 2. Özel yardım önerin. Onlara nasıl destek olabileceğinizi sorun. Örneğin, zaman tüm yaraları iyileştirir demek yerine, şu anda size yardımcı olmak için yapabileceğim bir şey var mı diye sorun. Bu, harekete geçmeye istekli olduğunuzu gösterir. 3. Orada olun bazen, sadece orada olmak ve dinlemek sunabileceğiniz en iyi destektir. Daha kötüsü de olabilirdi demek yerine, sadece ne olursa olsun senin için buradayım diyerek varlığınızı sunun. Var olmak ve özenli davranmak rahatlık ve güvence sağlayabilir. 4. Açık uçlu sorular sorun, kişiyi duyguları ve deneyimleri hakkında daha fazla şey paylaşmaya teşvik edin. İyi tarafından bak demek yerine, her şeyle nasıl başa çıkıyorsun diye sorun. Açık uçlu sorular onları kendilerini daha iyi ifade etmeye teşvik edebilir. 5. Empati gösterin. Yaşadıklarını anladığınızı ve şefkat gösterdiğinizi ifade edin. Seni öldürmeyen şey güçlendirir demek yerine, mücadelelerini kabul edin. Şunu deneyin. Kulağa gerçekten zor geliyor. Bunu yaşadığınız için üzgünüm.
empati, insanların anlaşıldıklarını ve desteklendiklerini hissetmelerine yardımcı olabilir. 6. Kendi duygularınızı dikkatlice paylaşın. Bazen kendi deneyimlerinizi paylaşmak yardımcı olabilir. Ancak bunun onların duygularını gölgelemediğinden emin olun. Örneğin, sonunda her şey yoluna girecek demek yerine, ben de benzer bir şey yaşadım ve benim için gerçekten zordu. Bu konuda konuşmak istersen ben buradayım. 7. Uygun olduğunda güvence verin. Yanlış umuttan kaçınırken yine de olumlu destek sunabilirsiniz. Daha kötüsü de olabilirdi demek yerine, senin gücüne inanıyorum ve bu süreçte sana destek olmak için buradayım diyebilirsiniz. Güvence vermek rahatlatıcı olabilir, özellikle de kişinin duygularını kabul eder ve gerçek bir destek sunarsanız. 8. Takip edin. Kişiyi daha sonra kontrol ederek, belki bir kısa mesajla veya nasıl olduğunu görmek için arayarak önemsediğinizi gösterin. Bu sürekli destek, iyileşmelerinde ve refahlarında önemli bir fark yaratabilir.